Şimdi biliyorsunuz bu haftaya damga vuran olay özellikle Hikmet'le Yusuf'un tartışmasıydı. Beyaz takımda tabii bu farklı yankılara sebep oldu. Neler konuşmuşlar izleyelim, ardından yorumlamaya başlıyoruz. Bugünkü ödül oyununda önde başladık. İki sayılık bir farkımız vardı ama devam ettiremedik. Hem oyundaki biraz gerginlikler bizi demoralize etti. İki takımı da aynı şekilde tabii ki. Hem de atışlarda son saniyelik kayıplarımız oldu. Today, game, sorry. No. No sorry. No sorry. Why? Yusuf, bad boy. Yes, bad boy. I'm... relax, relax. No. No, no, I'm big sportman. National super sportman. I'm stop. Reflex. Yusuf, atamadı Hikmet! Durum 3-2 oldu. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Onu dene. Onu dene. Arkadaşlar. Gerçek Yusuf'u ortaya bugün çıkardın. Hep kibar olan Yusuf, Hikmet abiden abilik görmek isteyen Yusuf. Sen küçüklüğünü göster de ben sana abiliğimi göstereyim diyordum. Bu mu senin küçüklüğün? Bu mu senin fair play'in? Bu mu sporculuğa yakışan hareketler? Bu mu Yusuf? Geldik geleli ben seni %80'i yeniyorum. Beni tebrik etmedin daha bir kere bile ama ağzını açtığın zaman fair play diyorsun. Vay şu diyorsun, vay bu diyorsun. Belki senin yüzünden bugün takımım benim aç kaldı. Herkesten özür diliyorum arkadaşlar. Yaptığı hareket kabul edilemez. Bu hareket hangi erkeğe yapılsaydı aynı Hikmet gibi karşılık verirdi. Benim de herhalde başıma öyle bir şey gelse ben de aynı cevabı vereceğim. Çünkü burnuma da vurdu. Anlık oldu. Çemberi sokarken burnuma vurdu, kanamaya başladı. İster istemez adam refleks yapıyor. Kimse kimsenin moralini de bozmuyor. Ben onlara hiçbir şey söylemiyorum. Boynumu alıyorum, sevinmemi yapıyorum. O beni yendiği zaman takım halinde yapıyor. Bir şey diyor muyum? Ya yeter artık be. Şuraya kadar geldi. 3 aydır buradayım. Herkes benim üstüme geliyor. Laf söylüyorlar, kenara kaçıyorlar. Laf söylüyorlar, kenara kaçıyorlar. Yıkıldın mı? Kafanı öne eğeceksin. Geçeceksin, bencine oturacaksın abi. Azmedeceksin. Kusura bakma Yusuf kardeşim. Canımı yakacak kadar cesaret olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Madem gücün yok, hiçbir zaman başkasına bir hareket yapmayacaksın. İhsan, burada şimdi Hikmet olayları değerlendiriyor. Afrodite de ona hak veriyor ama şöyle bir noktaya geliyorlar. Yani sadece burada suç Yusuf'ta mı? Ya biz çünkü çok arada kaldık hepimiz. Yani evet, Yusuf ilk başlatan ama daha sert darbeyi yapan da Hikmet. Evet. Zaten dengeli ceza alıyorlar. O da ayrı bir şey. Ya şöyle, şimdi Hikmet hiç suçsuz değil, onu kabul ediyoruz ama ben yani Hikmet'in refleksinde hata görmüyorum. Refleksi herkes verir. Ya bunu çünkü mesela ben şimdi gidiyorum, 7'den 77 herkesle Survivor konuşuyorum. Gidiyorum çok büyük işte patronum Mehmet Nazif Günal'la da konuşuyorum, o da görmüş olayı. Dönüyorum, bizim apartmandaki görevli abiyle de konuşuyorum. Onun çocuğuyla da konuşuyorum, ne bileyim sokakta beni gören işte benzinle çalışan abi, herkes mesela... Bu konuyu konuştuğum herkes Hikmet hak veriyor. Şu konuda hak veriyor. Boğazına sarılmasına değil. O şeyi ben de onun kafasına geçirirdim hakkı veriyor. Yani Yusuf'un yaptığı öyle bir yanlış ki. Bunu çok basit. Yani şimdi bana yazanlar da var. Abi ama o da falan filan. O bana abi diye yazanların hepsi şöyle düşünsün. Senin babanın birisi kafasına bir şey geçirse. Baban biriyle bir şey anlatıyorken. Baban birine belki de kızmışken falan. Babana biri kafasına bir şey geçirse. Baban da onun kafasına ona atmaz mı? Hep olayı böyle görmeleri lazım. Yani dolayısıyla... Dolayısıyla Hikmet'in hatası refleksi değil. Hikmet'in hatası aşırı şekilde gidip boğazını sıkmaya sarılmasından kaynaklı.
Yoksa Hikmet onu alır atması vesairesi, orada zaten Allah korudu diyoruz ya. Onu herkes yapabilir yani. Orada çünkü göz dönüyor. Yusuf bir kere onu yapmayacak. Yusuf'a yakışmayan hareket o. Çünkü normalde yani biz böyle bir hareketi mesela Hikmet kaybettiği zaman sinirlendi Yusuf'a attı desek neler olur mesela. Çünkü sosyal medyada bakıyoruz daha çok yani Yusuf taraftarları var. Yusuf daha çok seviliyor hissettiğim gördüğüm benim etrafta. Ama bu olayda da Hikmet'e daha çok hak veren ben görüyorum. Çünkü Yusuf bunu yapmayacaktı. Ben de senin olayını şöyle geliştireyim. Biz Survivor'ı sadece dün akşam izlemiş olsak, bugüne kadar ki 50-60 bölüm olmamış olsa ve bu olayı izlesek, ben derim ki Hikmet burada daha haklı, çok daha haklı derim. Şimdi ben 70 günlük Yusuf'la Hikmet arasında geçenlere bakıyorum. Hani Yusuf dün evet fiziki bir tahrik yaptı ama bugüne kadar sürekli olarak işte onun taklidini yapan, sevinç taklidini, her kazandığı oyundan sonra Yusuf'a bir şekilde laf vuran, hem Yusuf'a hem Atakan'a bir şekilde onun kazanamadığını böyle iğneleyici olarak vurgulayan bir Hikmet var. Aslında Yusuf'un yaptığı bir tahrik ama o tahriye gelene kadar o büyük tahriye oluşturan küçük küçük bir sürü tahrik var. Resmin geneline baktığın zaman da o zaman ben sana diyorum ki Hikmet de çok hatalı. Bravo! Hayır, şimdi dengeli düşünmek lazım. Yani böyle baktığın zaman 70 günlük, 90 günlük Survivor'a kaç ay olduysa o zaman gerçekten dengeli bir durum var. Ama sırf dünü izlersen ben sana derim ki Yusuf %70 hatalı, Hikmet %30 hatalı. Çünkü herkes o refleksi verirdi. Ama seni o kadar günlerce tahrik eden birine de sen de onu bir şekilde yapabilir misin diye aklından geçmiyor değil. Bu da benim düşüncem. Evet, yani dediklerine katılıyorum. Yani şimdi Hikmet de yani ne derler? Aktan çıkmış mı? Sütten çıkmış. Evet. Sabah uyanınca bu deyimler aklıma gelmiyor benim daha. Çünkü 8'de bir uyandım, bir yere gittim, geri geldim. Oo, konuştuk falan. 8'de mi uyandın? Evet, ondan sonra bir daha kalktım. Bir daha 9.30'da bir daha yattım. 10.30. 10.50'de kalktım. Buraya koştur koştur geldim. Ayıptır söylemesi. Neydi? Sütten çıkmış, ak kaşık değil. Evet, kabul ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bak, Survivor aynı zamanda psikolojik bir oyun. Yani karşı tarafla yattım. Bugün zaten biraz da onun üstüne gideceğiz biz. Psikolojik durumundan konuşacağız. Çünkü gelişen olaylar oraya getirdi bizi. Hı hı. Hikmet, Bora bu sınırları biliyorlar ve bu sınırları bazen geçiyorlar. Yani sınırlarda geziyorlar. Sınırları geçip geri geliyorlar. Ama bazen sınırın çok altında hareketler yapıyorlar. Devamlı taciz atışı var. Ben mesela gerçekten Yusuf'la Atakan bu sınırlarda hiç gezmeyen yarışmacılar. Yani karşı tarafa fazla tacizde bulunmuyorlar. Yani sınıra bile yaklaşmıyorlar. Yani Yusuf kendince bir sevinç yapıyor. Atakan da arada bir aa diye bağırıyor. Ne karşıya bir laf atıyor ne bir şey. Tamam, sınırda gezmiyorlar. Şimdi seyirci de bunu görüyor. Diğerleri de karşı tarafında bulunan rakip arkadaşları da Bora ile Hikmet'i başrolde alıyorum. Onlar da bu sınırlarda fazla geziyorlar. Yani o böyle tahrik olayına hafif giriyorlar. Hikmet işte bir laf sokuyor devamlı. İşte Bora geliyor bağırıyor. Mesela bugün bir daha yaşayacağız. Oralarda gezdiği için dediğin doğru, biraz daha dolduruyor. Ama bak burada işte onlar bir tuzak hazırlıyor aslında rakibine. Belki ben de olsam bak, belki sen de olsan, bu suçlu demiyorum bunlar için. Biz de bunu yapabiliriz. Karşı tarafa bir tuzak hazırlayabiliriz. Çünkü gelsin ki o bana kafama bir şey geçirsin. O zaman diskalifiye olsun. Oyunu oynayamasın. Psikolojik olarak ben onu yenmiş olayım. Evet, bu da oyunda var. Yani legal bir şey aslında. Ama Yusuf orada işte bunun oyunların tuzağına gelmemesi lazım. Bugün Atakan geliyor mesela aynı tuzağa. O tuzağa gelmemeleri lazım.